sabrımı, emeğimi, hayallerimi gören var mı? Bir çeşmenin renklerinde arayın, bir caminin mihrabında, bazen bir yapının duvarında, bir kahve fincanında. Ben bir Çini ustasıyım. Kimi der kaşici, kimi der sırçacı, kimi evani ustası. Tarihin derinliklerinden gelir sesim. XII. yüzyıldan bugüne uzanan bir serüvenin parçasıyım. O günden bugüne rengine renk, ahengine ahenk katılarak gelmiş incelikli bir sanatın zanaatkarıyım. Siz Çinilerimizi mimari eserlerde, dini yapılarda, kullandığınız eşyalarda görürsünüz daha çok. Hayallerimizi olduğu kadar yaşadığımız toplumun değerlerini, dünya görüşünü, dini inançlarını, yaşam tarzlarını ve estetik algılarını da aktarırız eserlerimize. Çini aslında kültürel kimliğin bir parçası. Çini yaparken toplumun değerlerini ve kendimi özgürce Çini'ye yansıttığımı hissediyorum. Doğadan stilize ettiğimiz motiflerle yeni tasarımlar oluşturuyoruz. Bu da kendimi ifade etmem açısından çok büyük özgürlük katıyor. Kimimiz ustamızdan el aldık, kimimiz atamızdan öğrendik hayali toprağa nakşetmeyi. Sadece bunu değil, sabretmeyi, disiplini, dengeyi, uyumu öğrendik Çini'yle. Çinicilikle olan serüvenim küçük yaşlarda başladı. Önce ustalarımdan bu işi öğrendim. Daha sonra üniversitede eğitimini gördüm ve küçük çapta kendi atölyemi açtım ve bu şekilde Çiniciliğe başladım. Ben bu sanatı babamdan ve daha önce yaşayan, benim bildiğim ustalardan öğrendim. Ve kızımı da öğrettim. Ve bunun yanında yeni talebelerim var. Onları da öğretiyorum. İnşallah onlar da öğrenecek, bu sanatı yaşatacaklardır. Toprak sanatlarının en renkli, çiçekli, ahenkli olanlarından ve şüphesiz en zahmetlilerinden. Önce çamuru alacaksın eline. İçindeki havayı kaybedene kadar yoğuracaksın. Sonra geçip çarkın başına bileğinin gücünü göstereceksin. Bekletip kurutacaksın eserini. Sonra tıraşlayıp zımparalayacak ve astarlayacaksın. Tekrar kurumaya bırakıp bisküvi pişirme diye tabir ettiğimiz şekilde Çini fırınlarında pişireceksin. Kağıda çizdiğin desenleri kömür tozu yardımıyla geçireceksin eserinin üzerine. Sonra siyah boyayla tahrilleyeceksin. hazırladığımız boyalarla, sabırla, emekle, aşkla boyayacaksın desenleri. Zanaatin ancak onu öğrenmek isteyenlere söylenen bir sır olduğunu inanıp eserini sırlayacaksın. Ve ateşe atacaksın hayallerini. O sana eşsiz güzellikte açmış laleler, güller, rengarenk motifler verecek. Adına Çini diyeceksin. Çini bana göre bir göz musikisidir. Bu musikinin notaları laleler, karanfiller, güller, sümbüllerdir. Diğer bir anlamda Çini, kıymetli taşların rengini sır altına gizleme sanatıdır. Bu kıymetli taşlar nedir dendiği zaman zümrüt yeşili, mercan kırmızısı, lapis lazuli mavisi ve firuzedir. Asırları aştık, kuşaktan kuşağa aktararak getirdik bugünlere Çiniciliği. Geleneği yaşatmanın yanında yeniliği de kattık sanatımıza. Bugün kurslarla, okullarla, üniversitelerle devamı sağlanıyor bu kültürel hazinenin. Bugün Türkiye genelinde 2 yıllık meslek yüksekokullarında seramik, cam ve çinicilik programı adı altında çinicilik eğitimi veriliyor. Bunun yanında 4 yıllık Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel El Sanatları bölümünde Çini eğitim veriliyor. Burada öğrenim gören öğrenciler hamur hazırlama, seramik alçı şekillendirme, seramik serbest şekillendirme, döküm yöntemleri ve bezeme alanlarında öğrenim görüyorlar. Hem teorik derslerimiz hem uygulamalı, bol miktarda uygulamalı derslerimiz var. Aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde yine bezeme ağırlıklı olarak Çini eğitim veriliyor. Bu da ülke çapında Çini sanatının gelişmesi açısından önemli bir durum. Çini sanatçısı olarak bizler bir birliktelik sağlayamadık belki ama sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geliyoruz. Çini sanatının korunması, tanıtımı ve geleceği için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Çiniciliğin temsili listeye eklenmesini oda olarak destekliyoruz. Ben bir Çini ustasıyım. Hangi dil, din, ırk ve millet olursa olsun, herkese açık bir zanaatın parçasıyım. İnsanlığın ortak kültürel mirasını taşıyorum ellerimde. Beni fark edin. Çinilerime baktığınızda o renkli desenlerin arkasında yatan kültürü görün. Ben bir Çini ustasıyım.